13 gündür bu videoları yapıyoruz. Her seferinde geri sayım yapıyoruz. Peki sen hala çalışmaya başlamadın mı? Şimdi işte bu videoyu izledikten sonra hemen otur, hemen doğru düzgün çalış, gerçekten de kendine bir program yap ve başarıya bir adım at. Gerçekten istediğimiz tek şey bu. O yüzden geri sayım yapıyoruz. Sen streslenesin diye değil aslında. Yaptığımız temel şey aslında şunlar, bir ders çıkartıp kendine bir yol haritası çizmen ve bu yol haritasıyla zaten hızlı bir şekilde çalışmaya başlaman. Bu arada herkese şunu duyurmak istiyorum. Bu da çok önemli. LGS tekrar programı ücretsiz bir şekilde tüm Türkiye'deki Tonguç kitapçılarına ulaşabilirsiniz. Aşağıda listesi, iyi bir tonun listesi var. Bunu alın lütfen. En azından ara tatili mükemmel bir şekilde ya temel, ya hızlı, ya pro tekrar programıyla iyi değerlendirelim. Sizinle beraber inşallah ara tatili çok iyi geçireceğiz. Hemen başlayalım geri sayımımıza. Ben Sweetland demiş ki, ne demiş? Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Gerçekten de başarılı olmak için sürekli mücadele etmemiz, didinmemiz, çalışmamız, uğraşmamız gerekiyor. Öyle bir anda ben başarılıyım artık bitmiyor. Ondan sonra belki yeni başarılar gelecek hayatımızda. Dolayısıyla her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Ama bundan sıkılmayacağız, merak etmeyin. Mesela demiş ki Gacha Rüya, LGS'ye yaklaşırken stresim artıyor ve yapamayacağımı düşünüyorum. Ne yapmalıyım demiş. Burada çok önemli bir şey var aslında. Yapamayacağımızı düşünmemiz çok normal. İnsan stresleniyor, işte morali bozuluyor, denemeler kötü geçiyor, dersler kötü geliyor, işte bir sürü hata çıkartıyorsun. Bunlar gayet doğal şeyler. Önemli olan zaten buradan pes etmeyip daha fazla çalışmak. Yani bunlardan ders çıkartıp, unutmayın şu anda bütün dünyada en büyük iş adamları, bilim adamları, doktorlar, avukatlar her zaman bir problemi çözen insanlardır. Yani sen problemler çıktıkça pes etmekten ziyade problemlerden sonuç çıkartıp yol almamız gerekiyor bizim. Buna çok dikkat edelim. Dolayısıyla rica ediyorum, hani problem oldu, eyvah o zaman hemen bırakalım değil, daha fazla uğraşmamız, daha fazla didinmemiz gerekiyor. O yüzden sakın ha sakın bırakmayın. Çünkü sen bıraktığın zaman senin yerine hemen başka birisi de olacak. Bir yarışmada ikinci geçen ne olur? İkinci olur. Dolayısıyla artık o geçilense üçüncü olur. Yani sen bıraktığın anda hemen yerine başka birisi geliyor. Hiç merak etme. Günün kitabına bakalım. Yaşlı Balıkçı ile Deniz. Çok mükemmel bir kitap. Dünya klasiklerinin arasında gerçekten de Ernest Hemingway'in bir kitabı. Dünya literatürüne girmiş bir kitap. Burada aslında çok basit bir hikaye anlatıyor. Yaşlı balıkçının denizle tek başına olan mücadelesini anlatıyor burada. O yüzden mutlaka okuyun. Hem yorumlama becerinizi, hem bu anlama becerimizi geliştirecek, sözel mantık becerimizi geliştirecek süper bir kitap diyoruz. Ve günün kaynağına bakalım. İnkılap taktikli yeni nesil sorularla testik ve takbirlerle, buradan görelim hemen. Sol tarafı dikey, sağ tarafı yatay sorularla, gerçekten yeni nesil infografik sorularla, aynı zamanda hani yeni tarzda çıkan işte milli bilinci koruma soruları da çok ağırlıklı burada. Dolayısıyla hani sınavlarda çıkma ihtimali çok yüksek sorular bunlar. İnkılap'ta böyle haritalar var. Bu haritaların hem de stickerları var. Bu stickerları da bilgi stickerları bunlar. Bunların hepsini bir yerlere yapıştırabilirsiniz. Posterlerin üzerine yapıştırabilirsiniz. Odanızda, duvarlarınıza yapıştırabilirsiniz. Defterlerin üstüne yapıştırabilirsiniz. Bunların hepsi bu şekilde çıkıyor. Zaten taktiklerin olayı bu. İşte bu stickerları teker teker istediğimiz yere yapıştırabileceğiz. Peki içindeki sorular nasıl? Sorular orta seviye ve üst seviye sorulardan oluşmakta. İnkılap tarihini full çekmek için, 10'da 10 yapmak isteyen insanlar için yapılmış sorular aslında. Buradan da hepsinin video çözümlü olduğu için mükemmel bir kaynak diyebiliriz. Ve ödüllü sorumuzu yapalım, yorumları yapalım. Unutmayalım, diğer kaynaklara da geçeceğiz. Ama şu anda gerçekten çok özendiğimiz kaynakları gösteriyoruz. Ondan sonra zaten diğer yayınların kaynaklarını da göstereceğiz. Hadi bakalım, şimdiden derslerinizde başarılar.